Değerli basın mensupları, bundan tam 4 yıl önce 24 Haziran 2018'de yapılan seçimin ardından Türkiye'de ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi fiilen başladı. O gün bugündür. Ülkemizin iki yakası da bir araya gelmedi. Tek kişilik rejimde bozulan ekonomik koşullar krize dönüştü. Ucube saray rejimi elinde devlet AK Parti devleti oldu. Köklü devlet kurumları yok edildi. Devlette yönetim krizi başladı. Her iki kriz birleşti, dışarıdan gelen etkilere ülkemizin dayanıklılığını azalttı, ülke yönetilemez hale geldi, savrulmaya başladık. Yaşananlar büyük bir buhrana dönüştü. Milletimizi ezdi geçti, Türkiye'yi uçuracak diye pazarlanan ucube rejim milletimizi perişan etti. Oysa 2018 Haziran'ında seçimlere giderken milletimizden oy isteyen Erdoğan ne demişti? 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl olsa uğraşılır göreceksiniz. Nasıl uğraşılır göreceksiniz. Tam 4 yıl önce bugün milletimiz inandı, yetkiyi ona verdi. Ama Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan AK Parti Genel Başkanı hiçbir sözünü tutmadı. Hiçbir vaadini yerine getirmedi. 24 Haziran 2018'de millet ona yetkiyi verdiğinde dolar 4 lira 62 kuruştu. Bugün 17 lira 36 kuruş. Avro 5 lira 37 kuruştu. Bugün 18 lira 28 kuruş. 2 yıllık tahvil faizi %19'du. Şimdi %24. 2018'in Mayıs ayında bütçeden 12 ayda ödenen faiz 62 milyar 419 milyon liraydı. Bugün en son ayda 12 ayda 12 aylık faiz ödemesi 221 milyar 280 milyon liraya çıktı. 24 Haziran 2018'de Türkiye'nin risk primi 285'ti. Bugün 820 oldu. 24 Haziran 2018'de 1 litre benzin 6 lira 29 kuruştu. Bugün 27 lira 26 kuruş. 1 litre mazot 5 lira 75 kuruştu. Bugün 29 lira 99 kuruş. 12 kiloluk ev tüpü 92 liraydı. Bugün 335 lira. Ekmeğin fiyatı 1,5 liraydı. Bugün ekmek 5 lira. Bu beceriksiz yönetimin elinde şimdi 7 liraya doğru koşuyor. 4 yıl önce enflasyon %12'ydi. TÜİK makyajına rağmen bugün %74 oldu. İşsiz yurttaşlarımızın sayısı 5.272.000 idi. Şimdi bugün yani 8.107.000. Bu da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. 2018'in ortasında Türkiye'nin milli geliri 892 milyar dolardı. Şimdi 794 milyar dolar. Erdoğan 4 yılda milletimizin gelirini 100 milyar dolar eritti. Türkiye 2023'te Büyük Ekonomiler Ligi'nde ilk 10 ülke arasına sokmayı vaat ederek iş başına gelmişlerdi. Ucube rejime geçildikten sonra geçildiği tarihte Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi. Bugün bu ligde 23. sıraya geriledik. 4 yılda 6 basamak düştük. İlk 20'nin dışına çıktık. 4 yıl önce Merkez Bankası'nın döviz kasasında net olarak 28 milyar 949 milyon dolar döviz vardı. Bugün kasa 53 milyar 802 milyon dolar net açık veriyor. 4 yıl önce milletimizin bankalara kredi kartı ve tüketici kredisi borcu 508 milyar 962 milyon liraydı. Bugün 1 trilyon 165 milyar lira. 4 yılda milletimizin bankalara borcu 2'ye katlanmış. 4 yıl önce devletin borcu 959 milyar liraydı. Bugün 3 trilyon 364 milyar lira. Devletin borcu da 4 yılda 4'e katlanmış. Ucube rejim elinde hem milletimiz
hem de devletimiz borca battı. Bugün ülkemizde esnaf, çiftçi, memur, emekli, sanatkar, zanaatkar, dul ve yetim herkes borca batmış. Hayat pahalılığı altında eziliyor. Milletimizin bu beceriksiz kadrolara artık güveni kalmamış vaziyette. Bu ay tüketici güveni tüm zamanların en düşük değerine geriledi. Değişmez bir kuraldır. Güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla geri dönmez. 4 yılın sonunda bu ucube yönetim iflas etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu hafta getirdikleri ek bütçe bunun ilanıdır. AK Parti 20 yılda 2 kere ek bütçe yaptı. Biri iş başına geldiğinde, diğeri de bu yıl. Yani gider ayak. Getirdikleri bu ek bütçe birçok ilki de barındırıyor. Haziran ayında meclise getirdikleri bu ek bütçeyle 2022 bütçesi bugüne kadar mecliste kabul edilen bütçeler arasında ömrü en kısa bütçe oldu. 6 ay dayanamadı. 2022 bütçesinin serencamı ucube rejimin devleti ne hale getirdiğinin de bir göstergesi. 2022 bütçesini hazırlayan Hazine ve Maliye Bakanı bütçesinin yasalaştığını görmeden görevden alındı. 2022 bütçesi en başından itibaren sahipsiz kaldı. Eski bakanın yerine gelen Nebati Bakan, eline tutuşturulan düşük faiz yüksek kur reçetesini sarayın zoruyla uygulamaya başlayınca ekonomi tepe taklak oluverdi. Bugün mecliste tartışılmadan bütçe o gün bütçe mecliste tartışılmadan kurda faizde şirazesinden çıktı. O zaman bu liyakatsiz kadroları defalarca uyardık. Bu bütçeyi meclisten çekin. Yerine samimi, gerçekçi yeni bir bütçe hazırlayın dedik. Ama söylediklerimiz bir kulaklarından girdi, diğer kulaklarından çıktı. Bütçenin nefesi, sonunda getirdikleri bütçenin nefesi yılın yarısında tükendi. Ek bütçeyi getirmenin özrü de kabahatinden büyük. Faiz sebep enflasyon netice deyip paramızı pul ettiler. Enflasyon canavarını azdırdılar. Şimdi kibirli saray yönetimi bu getirdiği bütçede sıkılmadan enflasyon sebep, ek bütçe netice diyerek bütçeyi meclise sundu. Bütçe bir hükümetin ekonomik tercihlerini gösterir. Bu ek bütçenin tercihlerinde de enflasyonla mücadele yok, işsizlikle mücadele yok, çiftçi yok, işçi yok, memur yok, emekli yok. Bu ek bütçenin tercihi milletimiz değil, yandaş ve faiz lobileri. Yılbaşında faiz ödemek için aldıkları 240 milyar lira ödeneğe ek bütçeyle 89 milyar daha ilave ediyorlar. Böylece milletten toplanacak vergilerin 330 milyar lirası faiz lobilerinin cebine gidiyor. Bu inanılmaz, korkunç bir rekor. Yine döviz kurunu tutacağız diye getirdikleri dövize çevrilebilir mevduattan bozma kur korumalı mevduat için daha Haziran ayı gelmeden 21 milyar lirayı hazinenin kasasından ödediler. Bir avuç mevduat sahibinin cebine koydular. Bu rakam aslında Haziran ayında daha da artıyor. Getirdikleri ek bütçeyle de kur korumalı mevduat için 40 milyar liralık ilave ödenek istiyorlar. Vazgeçtikleri vergi tahsilatlarıyla beraber dövize endeksli bu mevduatın bütçeye maliyetinin en az 100 milyar lira olacağı anlaşılıyor. O da her şey yolunda giderse, yani enflasyon ve döviz kuru daha da azmazsa. Oysa Nebati Bakan hazine kasasından tek kuruş çıkmayacak diyordu bu işi getirdiğinde. Şunu söyleyeyim. Bugün bütçedeki tercihler böyle olunca çiftçinin, şoförün mazotundan alınan vergiler arttıkça artmak zorunda. Petrol ürünlerinden ilave 47 milyar lira ÖTV alacaklar.
karı koca çalışan genç bir ailenin yeni araba alması artık hayal oldu. Ama motorlu taşıtlardaki özel tüketim vergisinden ilave 70 milyar lira daha tahsil edeceğiz diyorlar. Mazottan, benzinden, arabadan alınan bu özel tüketim vergileriyle de bütçenin faiz giderlerini karşılayacaklar. Kur korumalı mevduat sahiplerine faiz ödeyecekler. Üstadlarının dediği gibi, Allah'ın bir pulunu bekleye dursun 10 kul, bir kişiye tam 9, 9 kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Nebati Bakan'ın Türkiye'nin temel ekonomik göstergelerinden bir haber olduğunu dün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir defa daha gördük. Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskısı da azalacakmış. Bir de ilave etmiş. Her türlü pozisyona hazırım demiş. Sayın Bakan, siz kendi pozisyonunuzu bırakın da milleti ve ülkeyi ne hale düşürdünüz? Asıl ona bir bakın. Cari açık hedefi bütçeden de erken aşıldı. İlk 4 ayda cari açık hedefi diye bir şey kalmadı. Cari açık rekor üstüne rekor kırıyor. Ülkenin önümüzdeki bir yılda ödeyeceği dış borçta 182 milyar dolar. Bunu ben söylemiyorum. Devletin hazinesi söylüyor. Yani Nebati Bakan'a bağlı olan kuruluş söylüyor. Yani iyimser bir tahminle önümüzdeki bir yılda 220 milyar dolar civarında bir dış kaynağa ihtiyaç var. Dış finansman ihtiyacı rekorlar kuruyor. Dünyanın diğer merkez bankaları, başta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fed olmak üzere faiz arttırıyor. Her yerde borçlanma maliyetleri yükseliyor. Bizim ise döviz rezervlerimiz suyunu çekmiş. Kredi temerrüt risk primimiz 800 puanın üzerine yerleşmiş. Ülkenin acil döviz ihtiyacını karşılamak için ihracatçının dövizlerine devlet el koyar olmuş. Daha bir sürü piyasa dışı uygulamaya başvurmuş. İşte böyle bir ortamda getirilen bu ek bütçe Türkiye ekonomisinin yönetilmediğini, savrulduğunu bir defa daha açıkça ortaya koyuyor. Kifayetsiz saray rejimi bütçe yapamaz hale gelmiştir. Değerli basın mensupları, daha 2 hafta önce Erdoğan faizi düşürmeye devam edeceğiz dedi. Ama Merkez Bankası dün üst üste 6. kez faiz indirimine pas dedi. Herkes biliyor ki Merkez Bankası'nın sarayın talimatından bir adım dışarı çıkamaz. Millete naz, faize pas. Neden? Çünkü kasada dolar kalmadı. Milletin de bu hükümete güveni kalmadı. Faiz düşürse döviz kuru elden çıkacak, patlayacak. Yanlış siyaset kibirli sarayı mefruç etti. Kurumsal çöküşün bir başka örneği de Türkiye İstatistik Kurumu. Saray TÜİK'in makyajlı enflasyon verileriyle emeklinin, emekçinin, işçinin ücretlerine, memurun maaşına, dul ve yetimin aylıklarına çökmek için bugüne kadar her türlü tahkimatı yapıyor, yaptı, yapmaya da devam ediyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon, bağımsız araştırmacıların bulduğu enflasyon rakamının yarısından bile az. Öyle ki artık TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına çalışanları bile dayanamıyor. Bunca rezaletin yükünü kaldıramıyor. Enflasyon verisinin açıklandığı gün rapor alıp kaçıyorlar. Devletin resmi istatistik kurumu tam da memur ve emeklilere açıklanacak enflasyon farkından önce yıllardır açıkladığı madde sepeti ve ortalama madde fiyatlarını açıklamayı kesti. Sadece enflasyon verileri değil, pandemi başladığından bu yana ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri de artık açıklanmıyor. Peki gerekçe ne? İdari kayıtlardaki çalışmaların devam etmesi bu ölüm istatistikleriyle ilgili. Nasıl bir idari çalışmaysa 2 yıldır bitmedi.
Belli ki bu istatistikleri bir türlü çuvala sığdıramıyorlar. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasına sayılı günler kalmışken bir açıklama geldi TÜİK'ten. TÜİK, kamuoyunda yanlış anlama ve yanıltıcı değerlendirmelere sebebiyet verdiği için, Allah Allah, madde fiyatlarını açıklamaktan vazgeçmiş. Yanlış yapılan enflasyon hesapları nedeniyle çıkan tartışmalar, veriyi verileri saklamalarının ne kadar isabetli bir karar olduğunu ortaya koyuyormuş. Hiç utanmadan, çekinmeden şecaat arz ederken sirkatin söylemişler. İnsan böyle bir açıklamayı yazmaya utanır. Tartışmayı çıkaran sizin makyajınız, madde sepetlerini manipüle etmeniz, adresi belli olmayan marketlerden topladığınız olmayan fiyatlarınız, hiç olmazsa verilerinizin kalitesini kontrol etmeye imkan veriyordu. Şimdi bunu da kararttınız. Verilerinizin kontrol edilmesi mümkün olmaktan çıktı. İktidara gelir gelmez yapacağımız ilk işlerden biri de kuracağımız durum ve hasar tespit komitesi eliyle gerçek enflasyon rakamlarını ortaya çıkarmaktır. Tüyü bitmedik yetimin hakkını yiyenlerden bunun hesabını sormaktır. Sarayın TÜİK eliyle gasp ettiği aylıkları, ücretleri, maaşları biz telafi edeceğiz. Milletimiz rahat olsun. Diğer taraftan asgari ücrette Temmuz ayında yıl boyunca açlık sınırının altında kalmayacak şekilde yükseltilmelidir. Değerli basın mensupları, metal yorgunu saray, kibiriyle her geçen gün dibe batarken kendine bağladığı kurumları da kendisiyle birlikte dibe çekmektedir. Geçen yıl 139 bin hektardan fazla ormanımız içindeki kurduyla, kuşuyla, çiçeğiyle, böceğiyle yanıp kül oldu. Yangın uçakları olmadığı için 9 canımızı yitirdik. Orman emekçilerimiz yangını elleriyle söndürmeye çalışan vatandaşlarımız, ekiplere su ve ayran taşıyan gençlerimiz unutulmaz bir mücadele verdi. Orada gördüğümüz insan manzaraları hiçbir şekilde artık akıllardan çıkmaz. Ormanlarımızla birlikte ciğerlerimiz de yandı. Bu yangınlar beklenmedik sürpriz yangınlar değil. Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı faaliyet raporunda iklim değişikliklerinin orman yangınlarının artırıcı etkisinin olduğunu, ormanlarımızın büyük bir bölümünün yangın tehdidi altında olduğunu, toplam ormanlık alanlarımızın %60'ının birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlar olduğunu ifade ediyor. Peki bu risk varsa tedbir de olmalı. Orman Kanunu'nun 104. maddesine göre yangın mevsimi her yılın Mayıs ayı başında başlıyor. Kasım ayı sonuna kadar da sürüyor. O halde orman yangınlarına karşı hazırlıkların en geç Nisan sonunda bitmiş olması gerekirdi. Peki bu yapılmış mı? Hazırlıklar bitmiş mi? Ne gezer? Hafta başında Türk Hava Kurumu'ndaki kayyum heyeti başkanı sarayın geçen sene hurda dediği hangarlarda çürütülen yangın söndürme uçaklarını 4 milyon dolar harcayarak göreve hazır hale getirdiklerini açıkladı. Ama bu uçaklar da ancak Temmuz ayından itibaren yangın bölgelerine gönderilebilecekmiş. Demek ki bu uçaklar da zamanında göreve hazır hale getirilememiş. Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklamasına göre gece görüşü olan helikopterler ise ancak 4 Temmuz'da envantere girecekmiş. Yangın Haziran'da, yangın sezonu bir kere Mayıs başında başlıyor. Yangın Haziran'da çıkıyor. Yangın uçağı ve gece görüşlü helikopter Temmuz'da. İçişleri Bakanı'na bakarsanız o da başka bir tarih veriyor. Sorulduğunda imkanları kullanıp öne çektik diyorlar. Madem öne çekebiliyorsunuz, yangın mevsiminin başında bunu neden yapmadınız? Ya bu nasıl bir yönetimdir? Bu nasıl bir beceriksizliktir?
saray kendi şatafatı için uçak filosu kurarken, bunca felakete rağmen bu ülkenin ormanları için ihtiyaca cevap verecek bir yangın filosu kurmamışsa, bu nasıl bir kifayetsizliktir? Bakan gece görüşlü helikopterler için ihale sürecinde teslimatın hemen gerçekleşmediğini söylemiş. Peki Beşli Çete'ye, yandaş müteahhitlere ihale vermeye gelince işler 5 dakikada çözülüyor. Binlerce hektar ormanımızın yandığı felaketin üstünden neredeyse bir sene geçti. Bunca ay siz ne yaptınız? Neden beklediniz? Yani neresinden baksanız dökülüyorlar. Nereden baksanız ciddi bir yönetim kriziyle karşı karşıyayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında artan çevresel ve iklimsel riskleri dikkate alarak ulusal orman yangınlarını önleme ve söndürme master planını hemen yapacağız. Orman yangınlarında kullanılacak uçan araç envanterini kamucu bir yaklaşımla oluşturacağız. Kendi milli ve yerli Türk bayraklı filomuzu kuracağız. Değerli basın mensupları, kurumlardaki çöküş bunlarla da sınırlı değil. Güzel ülkemizi Avrupa'nın açık hava sığınmacı kampı haline getirdiler. Şimdi İçişleri Bakan Yardımcısı çıkmış, sıkılmadan 122 bin Suriyeli kayıp, bunları 2 yıldır aradık taradık hiçbir yerde bulamadık. Adreslerine gidip baktık, yoklar diye açıklama yapıyor. Bunlara sorsanız biz devlet yönetiyoruz diyecekler. Ne yapalım Sayın Bakan Yardımcısı? Hadi gelin kaybettiğiniz 122 bin Suriyeli'yi biz bulalım. Tabii böyle saraya böyle bakan, böyle bakana böyle bakan yardımcısı. Malum İçişleri Bakanlığı'nda herkesin kendi işinden başka pek çok önemli işi var. Memlekette ormanlar yanıyor. İçişleri Bakanı yangınla nasıl mücadele ettiklerini anlatırken biz 3 gündür toplam 3-4 saat uykuyla duruyoruz diye sesi titriyor. Sonra her zaman olduğu gibi yine partimiz, belediyelerimiz hakkında bir sürü hilaf-ı hakikat lafları sıralıyor. Biz yangınla mücadele ne zamandan beri İçişleri Bakanlığı'na havale edildi diye tam soracakken bir de bakıyoruz. 3 gündür yangınla mücadele için uyku bile uyuyamayan atama bakan Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile birlikte çalgılı çengeli sofralarda eğlencede. Parmağını ağzına sokmuş dişini karıştırıyor. Allah muhabbetinizi arttırsın da sizde hiç mi vicdan yok? Bu kadar yalanı nasıl söylüyorsunuz? Suudi Arabistan Veliaht Prensi demişken, sarayın kibirlisi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin ardından demediğini bırakmadığı Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Salman'la can ciğer kuzu sarması oldu. Bunların üstadları bugün çok sözlerini söylüyorum. Şöyle diyor. İnsanın kazandığı paradan değil, paranın kazandığı insandan kork. Sarayın kibirlisi devlet protokolünü falan bir yana bırakmış. Veliaht Prensi Esenboğa Havalimanı'na kadar geçiriyor. Ey doların yeşili, sen nelere kadirsin? Ama bu millet bu rezilliği yaşatan, ülkenin itibarını önemsemeyen, milleti hafife alan saray yönetimine bunun faturasını hiç kuşkusuz sandıkta çıkaracaktır. Bu arada bir de yandaş medyanın içine düştüğü trajikomik hal var. Suudi Veliaht Prens için daha birkaç ay önce katil, seri katil manşetleri atan, Kaşıkçı'nın ölüm emri Selman'dan diye koca puntolu başlıklarla çıkan havuz medyası, bugünlerde tam yol tornistan yapmış. Hep bir ağızdan sevinçli bir telaş içinde Suudi Arabistan'la yeni işbirliği dönemi diye manşetler atıyorlar. Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Goebbels bile omurgası jöleye dönmüş bu yandaş medyaya şapka çıkarırdı. Bu yandaş medya ülkenin yönetilmemesine isyan ederek kafasını sokağa atan Mersinli esnafın
tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildiğini yazamıyor, yazmıyor. Minibüsçülerin mazot zamlarına yeter deyip kontak kapadıklarını hiçbir şekilde haber yapmıyor. Ekmek kuyruğundaki emeklilerin halini ne görüyor ne gösteriyor. Ama ta 2634 kilometre ötede Almanya'daki emeklilerin halini görüyor, Almanya'daki emeklinin haline gözyaşı döküyor. İşte bu çürümenin daniskasıdır. Efendim Almanya'da enflasyon o kadar yüksekmiş ki bazen emekliler marketten eve ağlayarak dönüyormuş. Emekliler tereyağı ve sosis alamıyormuş. Gabriel hanımefendi yaşadığı geçim sıkıntısını gözyaşları içinde anlatmış. Siz Gabriel Hanım'dan önce emekli Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın haline bir bakın. Onlar devamlı marketten ağlayarak dönüyor. Ağlayacaksanız bizim emeklimize ağlayın. Bunların sahipleri de kendileri de milleti unutmuş. Milletin halini görmüyor. Sesini duymuyor. Milletimiz de ilk sandıkta bunun hesabını sormaya hazırlanıyor. Milletimiz yaşayarak gördü. Komşusu işini kaybederse bunun adı durgunluktur. Kendisi işini kaybederse bunun adı krizdir. Erdoğan ve besleme medyası işsiz kalırsa bunun adı da buradan açıkça ifade edeyim kurtuluştur, kurtuluş. Değerli basın mensupları. Hiç kuşku yok, önümüzdeki seçim Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimi olacak. Bu seçimde iki aday değil, iki anlayış yarışacak. Bir tarafta otoriter, baskıcı bir yönetim anlayışı, diğer tarafta demokratik, özgürlükçü bir yönetim anlayışı. Bir tarafta ucube bir tek adam rejimi, diğer tarafta çoğulcu, demokratik bir yönetim. Bir tarafta millete yukarıdan bakan kibirli bir zihniyet, diğer tarafta milleti kucaklayan mütevazi bir anlayış. Bir tarafta sözlerini tutmayanlar, millete taahhütlerini yerine getirmeyenler, diğer tarafta da sözünün eri olan millete doğruları söyleyenler. Biz milletimize çağrımızı bir kez daha buradan tekrarlıyoruz. Ülkemizde hak, hukuk, adalet olsun diyorsanız bize katılın. Sofralarınızda Halil İbrahim bereketi olsun diyorsanız bize katılın. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diyorsanız bize katılın. Bu ülke ilk 10 ekonomi arasına girsin diyorsanız bize katılın. Paramız pul olmasın, paramızın itibarı olsun diyorsanız bize katılın. Gençlerimizin işi gücü olsun, gençlerimiz ev araba sahibi olsun, ülkesinden kaçıp gitmesin, memleketinde kalsın, memleketi için çalışsın diyorsanız bize katılın. Çiftçi tarlasını ekip biçsin, kazansın diyorsanız bize katılın. İş insanları rahat rahat yatırım yapsın diyorsanız bize katılın. Herkes önünü görebilsin, ülkede güven olsun diyorsanız bize katılın. Hak eden hak ettiğini alsın, siyasi kayırmacılık son bulsun diyorsanız bize katılın. Haramilerin saltanatını yıkacağız diyorsanız bize katılın. Tüyü bitmedik yetimin hakkı yenmesin diyorsanız bize katılın. Suriyeliler davul ve zurnayla evlerine dönsün diyorsanız bize katılın. Kanla kurulmuş bu devletin vatandaşlığı dolarla avroyla satılmasın diyorsanız bize katılın. Bu ülkenin taşı toprağı, deresi, denizi talan edilmesin diyorsanız bize katılın. Bize katılın, bu ülkenin aydınlık geleceğini birlikte inşa edelim. Bu topraklarda kul hakkulluğu bitirelim. Kul hakkı yiyenlerden de hesabını soralım. Çağrımız size, katılın bize. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim müsaadenizle yönlendirilen sorular oldu. İlk olarak ATV tarafından yönlendirilen sorular var. ATV'nin ilk sorusu şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, envanterde hiç yangın söndürme uçağı olmadığını iddia etti. Ancak envanterde kayıtlı 20 uçak var. Siz bu konuda bir değerlendirmeniz olacak mı? Grup Başkan Vekilimizin söyledikleri açıktır.
lafı eğip bükmeye de gerek yoktur. Orman Bakanlığı envanterinde kendisine ait uçak olmadığını söylemiştir grup başkan vekilimiz Engin Bey. Evet, yoktur. Bahsedilen uçaklar kiralıktır. Burada sorulması gereken hususlardan bir tanesi de şu, demin söyledim, Orman Kanunu'nun 104. maddesinde açıkça yazmasına rağmen Haziran sonuna gelinmesine karşın neden yeterli sayıda uçak yok? Neden yeterli sayıda helikopter yok? Neden yeterli sayıda gece görüşlü helikopter yok? Geçen yıl daha bunların eksikliğinin acısını çekmedik mi? Anlaşılan bu yönetim hiçbir felaketten ders almayacak. Hiçbir zaman akılları başlarına gelmeyecek. Evet. Ben ATV tarafından yönlendirilen bir diğer soru da şöyle. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarız, İsterse destek veririz dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle Demokrat Parti'nin Sayın Genel Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Zaten Cumhurbaşkanı adayına milletin masasını oluşturan 6 partinin genel başkanları karar verecektir. Bu soruyu soranlara söylüyorum. Acele etmeyin, bekleyin. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı milletinin masasının belirleyeceği aday olacaktır. Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı'nın maaşına %40.4 zam tartışmaları için milletvekilleri, eski başbakanlar, meclis başkanları, eski cumhurbaşkanları, bunların emekli maaşı Sayın Cumhurbaşkanımızın ödeneğine endeksli. Dolayısıyla yaklaşık 3000'e yakın milletvekilinin emekli maaşında, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da emekli maaşı dahil olmak üzere emekli maaşlarında herhangi bir artışın olmaması anlamına geliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu durum arz edildikten sonra bu artışa rıza gösterdi dedi. Bir de çağrı yaptım. Bugün milletvekili emekli maaşlarını Sayın Cumhurbaşkanımızın ödeneğine bağlı olmaktan çıkaralım dedi. Siz bu açıklamalara ne yanıt verirsiniz? Cumhurbaşkanı da Sayın Ünal da kendi maaşlarına yaptıkları zammı emekli insanların maaşlarının arkasına saklamaktan vazgeçsinler. Çıksınlar ortaya açık açık ne için, ne kadar zam talep ettiklerini söylesinler Cumhurbaşkanı için. Ya bugün ülkemizin en önemli meselesi yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıdır. Milletin güvenini yitirmiş bu hükümet kime ne zam yaparsa yapsın, yapılan zamların ömrü zaten birkaç ayla sınırlı olacaktır. Neden? Çünkü bu hükümet metal yorgunudur. Ülkeyi yönetme kabiliyetleri kalmamıştır. Bu hükümetin raf ömrü dolmuştur. Dar ve sabit gelirli çalışanlarımız, asgari ücretli yurttaşlarımız, emeklerimiz, memurlarımız, işçilerimiz, dul ve yetimlerimiz hayat pahalılığı altında ezilirken saray ve şürekası ağlamayı, sızlanmayı, başkalarının arkasına sığınmayı bıraksın. Milletin meselesini çözsün. Bunları söyleyeceğim ama milletin meselesini çözmek artık bunlar için hayal. Bunu yapma kabiliyetleri kalmadı. O zaman vakit kaybetmeden sandığı milletin önüne getirsinler. Sorusu da şöyle. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kendi seçimlerini Tayyip Bey'in adaylığını engelleme umuduna bağlamışlar. Umutları kalmış. Anayasaya göre bir engel var mı? Yok. Anayasal hiçbir engel yok. Allah'ın izniyle adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Muhalefetin Erdoğan'ın adaylığı konusunda bir itirazı var mı? Türkiye bu konuları geçti. Yani Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, kimin durumu hukuki, kimin durumu hukuki değil. Bunlar hep Cumhur İttifakı'nın içinde tartışılıyor. İlginçtir. Bizim adayımız da en çok ondan merak ediyor. Adayımızın kim olduğunu öğrenmek için kıvranıp duruyorlar. Buradan açıkça bir kere daha ifade edeyim.
bizim için Cumhur İttifakı'nın adayının kim olduğunun kıymeti, harbiyesi yoktur. Zira Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı milletin masasında belirlenecek isim olacaktır. Bir de bir şey daha ilave edeyim. Adalet Bakanı dikkat etsin. 3 kez Adalet Bakanlığı koltuğuna oturmuş Bekir Bozdağ. İhsas-ı rey'in ne olduğunu herhalde bilir. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun başında oturan bir bakanın bu konularda konuşurken çok daha dikkatli olması gerekir. Böyle konuşmaya devam ederse kendi adaylarını muhataralı hale getirir. Teşekkür ediyorum.